Doğum sonrası kanama. Aynı ismi gibi son derece korkutucu olan ve her zaman acil bir durum olarak kabul edilen olay. Ne yazık ki az görülen bir olayda olmayan doğum sonrası kanama anne ölümlerinin üç sebebinden biridir ve annelerin doğumdan sonra yoğun bakım ünitelerine kaldırılmalarına sebep olur. Benden bir tanım beklediğinizin farkındayım. Keşke size kesin bir tanım verebilsem veremediğim gibi uzmanların da çok uzun zamandır tek bir tanım yapmadıklarını söyleyebilirim. Yine de doğum sonrası annenin semptomatik olmasına sebep olan yoğun kan kaybı sanırım durumu en iyi açıklayan tanım. Doğumdan sonra annenin yorgun, kafası karışık, terli olmasına, başının dönmesine, renginin solmasına ya da kan hacminin çok fazla düşmesine sebep olan kan kaybı diyebiliriz. Belirtiler arasında düşük kan basıncı, nabzın yüksek olması ya da düşük idrar üretimini verebiliriz. Az önce verdiğim tanımı biraz daha derli toplu bir şekilde yapacak olursam, düşük kan hacmi belirtilerine sebep olan yoğun kan kaybı diyebilirim. En çok kullanılan tanımı yani normal doğumdan sonra 500 ml, sezaryenden sonra da 1000 ml'den fazla kan kaybını da ekleyelim. Ama bu durumu en iyi açıklayan tanım değil. Çünkü uzmanların bu miktarları zaman zaman olduğundan az verdiklerini biliyoruz. Son olarak bir de hemoglobin konsantrasyonunda %10'dan fazla azalmaya sebep olan kan kaybı tanımını da unutmayalım. Hemoglobin, vücudumuzdaki al yuvar miktarını gösteren bir laboratuvar ölçeğidir. Bu tanım da son derece faydasız. Çünkü herhangi bir kan kaybının kan değerlerine yansıması, kan değerlerinin laboratuvarda test edilip sonuçlarının çıkması tedavinin gecikmesine sebep olur. Evet, doğum sonrası kanama tanımı üzerinde daha çok çalışılması gerektiği konusunda artık hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi de gelelim bu durumun ortaya çıkmasına sebep olan şeylere. Öncelikle bebeğin doğumundan sonra Plasentanın rahim duvarından ayrıldığını hatırlıyorsunuz, değil mi? Bu, plasentaya kan getiren damarların yırtılmasına sebep olur. Ama rahmin kaslardan oluşan miometrium tabakası kasılarak bu damarları büzüştürür ve kanamayı durdurur. Bu tabakadaki kas liflerinin çapraz bir şekilde düzenlenmiş olması kanamanın durmasını sağlar. Ha, şu şekilde çizeyim. Hmm, evet... Kan damarları etrafında bu şekilde uzanan kas lifleri kasıldıklarında kan damarları da büzüşüyor ve kanama duruyor. Bundan sonra pıhtılaşma elemanları devreye girerek plasentanın ayrıldığı bölgede pıhtılaşmayı başlatıyorlar. Evet, tüm bunları anladığınıza göre bu anlattığım durumlarda ortaya çıkacak negatif bir olay ya da bebeğin doğumunu takip eden yoğun bir kanamanın Doğum sonrası kanamaya sebebiyet verebileceğini de tahmin etmiş olmalısınız. Örneğin, rahmin düzgün kasılmadığı uterus atonisi. Atonideki a öneki olumsuzluk katan bir ek. Yani atoni kasılmanın olmaması anlamına gelir. Bu durumda annenin rahmi gevşek olarak gözlemlenir. Uterus atonisine sebep olan birkaç farklı durum vardır. Bunlardan ilki rahmin normalden fazla genişlemesidir. Rahmin normalden fazla genişlemesine çoğul gebelikler yani annenin ikiz, üçüz ya da dördüz bebek sahibi olması, tek bir bebeğin normalden daha büyük olması ya da rahimde normalden fazla amniyotik sıvı olması sebep olur. Bunun yanında rahim gevşetici ilaçların kullanımı ya da doğumun çok uzun sürmesi de uterus atonisi ile sonuçlanabilir. Evet, Doğum sonrası kanamanın bir numaralı sebebi uterus yani rahim atonisidir. Doğum sonrası kanama durumunda rahim sıkı ve kasılı olarak gözlenirse başka bir sebep aramak gerekir. Mesela kanamaya pıhtılaşma bozukluğu da sebep olmuş olabilir. Pıhtılaşma bozukluğunu pıhtılaşma kaskadındaki ya da sürecindeki herhangi bir problem olarak tanımlayabiliriz. Bu problemler sonradan edinilmiş ya da genetik pıhtılaşma faktörü bozuklukları yüzünden ortaya çıkar. Örneğin kanda çok az sayıda pıhtılaşma faktörü olabilir ya da pıhtılaşmayı engelleyen bir ilaç kullanımı söz konusudur. Kanamanın sebebi uterus atonisi ya da pıhtılaşma bozukluğu değilse, travma ya da doğum sırasında meydana gelen yırtıkların hesaba katılması ve vajinal muayene yapılması gerekir. Tedaviye gelince Doğum sonrası kanamanın tedavisi diğer kanama tedavilerinden farklı değildir. Kanamanın sebebi uterus atonisi ise ilk olarak rahim masajına başvurulur. Uterotonik yani rahmin kasılmasına yardımcı olan bir ilacın da eklenmesiyle miyometriyum görevini yerine getirip kan damarlarını büzüştürebilir. Eğer sebep pıhtılaşma bozukluğuysa hastanın kanında eksik olan pıhtılaşma faktörleri açısından zengin kan nakli yapılır. Dramatik kanama alanlarına ise cerrahi müdahale yapılmalıdır. Tüm bunların yanında diğer kanamalarda olduğu gibi kan hacminin artırılması da gereklidir. Evet unutmayın bu son derece önemli. Size bu videoda doğum sonrası kanama hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur.